Selamünaleyküm Aleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Bugünümüze şükürler olsun diyorum. Hamdü senalar olsun. Evet. Bugün şöyle sizlerin karşısına parlak Mustafa çiçeğimle geldim. Bakın şöyle koca koca yapraklı arkadaşlar. Şu güzelliğime bakar mısınız? O annesinin güzeli şu yaprakların güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Kocu koca yapraklı parlak Mustafa çiçeğimle geldim. Ve onun yanında katmerli cam güzelimle geldim arkadaşlar. Bakın bir yandan açıyor bir yandan tomurcuğa geliyor arkadaşlar. Bir de bakın şöyle diğer cam güzelimi de göstereyim. Bakın bir cam güzelim daha var. Bakın bu da bu şekilde tomurcuğa geliyor tomur bir yandan açıyor arkadaşlar Evet bugün şöyle sizlere cam güzelimden ve parlak Mustafa'mdan bahsedeceğim arkadaşlar ve büyümeyen çiçeklere nasıl bir vitamin verebiliriz ondan bahsedeceğim beni video sonuna kadar izlerseniz e, kürlerimi ve tavsiyelerimi daha iyi anlamış olursunuz arkadaşlar bizlere de destek olmuş olursunuz Evet şöyle öncelikle cam güzelimden bahsedeyim cam güzelim camdan Şöyle 1-2 metre daha ileride direkt camdan gelen ışığı görüyor arkadaşlar. Çünkü kış günü olduğu için kışın güneşin etkisi yok. Ama yazın perde arkası e, aydınlık ve serin bir yerde olması lazım arkadaşlar. Çünkü cam güzelinin katmerlisi de tek katlısı da çok nazik. Ama yerini de severse bu şekilde çok coşkulu bir şekilde büyür. Çok güzel olur arkadaşlar. Tıpkı benim bu güzel kızım gibi. Bakın maşallah benim güzel kızıma ben şöyle kola şişesini ekmiştim arkadaşlar. Bakın alt kısmında drenajı var. Gördüğünüz gibi şöyle baharın nisan mayıs gibi ben bunu şöyle şuradan makasla keseceğim. Bakın bu şekilde buradan makasla keseceğim. Bunu başka saksıya alacağım. Tabii sizlerle birlikte yapacağız. Cam güneşimiz dediğim gibi kışın eee Şöyle camın 1-2 metre ilerisinden direkt güneş de gelse hani perde olmaksızın perde olmadan da direkt aydınlık da gelse onu seviyor arkadaşlar. Çünkü hani kışın güneşin etkisi olmadığı için, yakıcı bir e, güneş olmadığı için ama yazın e, aydınlık, serin e, fakat perde arkasından gelen güneş olarsa daha iyi olur arkadaşlar. Özellikle böyle öğlen çok sıcaklarında yazın mümkünse perdenizi biraz kapatın ya da bir şekilde içeriği serin tutun Çünkü sıcağı sevmiyor cam güzelleri parlak Mustafa çiçeğine gelelim arkadaşlar parlak Mustafa çiçeğim ise benim yine aynı cam önünde duruyor tabi camdan biraz aşağıda şöyle bir sehpanın üstünde duruyor arkadaşlar bakın şöyle göstereyim çok güzel oldu benim parlak Mustafa çiçeğim şöyle arkadaşlar sizlere göstermeye çalışacağım bakın Gördüğünüz gibi parlak Mustafa çiçeğim çok güzel oldu. Maşallah verdiği külleri de çok sevdi arkadaşlar. Parlak Mustafa çiçeği oysa ki çok nazlı bir çiçek değil arkadaşlar. Güneş olan yerde de güneş olmayan yerde de rahatlıkla büyüyebilecek bir çiçek. Ama ben şöyle yorumlar alıyorum. Abla benim parlak Mustafa çiçeğim olmadı diyen arkadaşlarımız var. O zaman muhakkak ya onun toprağında bir sorun vardır arkadaşlar. Ya da e, vitamin istiyordur. Çünkü her çiçek muhakkak her ay özellikle kış günü vitamin ister. Niye? E, kışın yeterince havayı ve yeterince güneşi almıyor hiçbir çiçeğimiz. Parlak Mustafa çiçeğim benim pencere önde duruyor ama e, çok da güneş gören bir yerde değil arkadaşlar. Bakın şöyle çok güzel oldu dalları. Gördüğünüz gibi suyu seven bir çiçek arkadaşlar. Bunun suyunu şöyle bir hafta geciktirdiğinizde hemen dalları buruş kuruş olur arkadaşlar. Bakın ben şöyle haftada bir kere, bazen haftada iki kere, sıcak günlerde haftada iki kere suluyorum. Çünkü bu şekilde sulamazsam yapraklar nasıl oluyor biliyor musunuz? Öyle bir kötü oluyor ki. Öyle bir bazen bir unutuyorum sulamayı arkadaşlar. Öyle bir zaman denk gelirse sizlere göstereyim. Yani arkadaşlar bu da demek oluyor ki kışın haftada iki kere suluyorum ben e, parlak Mustafa çiçeğimi. Yazın ise her gün suluyorum. Çünkü suyu çok seven bir çiçek arkadaşlar ve ayda bir kere de vitamin uyguluyorum. Bugün sizlere çok güzel bir vitaminden bahsedeceğim. Bu vitaminimi parlak Mustafa ve cam güzeline vereceğim arkadaşlar. Tabi evde hangi çiçeğim büyümüyor diyorsanız ya da hangi çiçeğim açmıyor diyorsanız arkadaşlar bu yapacak olduğumuz vitamini tüm çiçeklerimize uygulayabiliriz. Tabi iki ayda bir. Evet. Bu yapacak olduğumuz kürü iki ayda bir verelim arkadaşlar ve büyümeyen çiçeklerinizi büyütecek açmayan çiçeklerinizi açtıracak arkadaşlar. Bakın bu şekilde benim güzel kızım nasıl tomurcuk da gördüğünüz gibi cam güzelim. Evet şöyle sizlere kürümden bahsedeyim arkadaşlar. Benim şöyle bakın kuru üzüm arkadaşlar bir avuç kuru üzüm. Evet bir avuç kuru üzümü ben 4-5 saat 1 litre sıcak suda beklettim arkadaşlar. Suyu kızdırdım ama kaynatmadım. Böyle sıcak su. Haline getirdim şu şekilde bakın, şöyle göstereyim bakın şu şekilde bir avuç kuru üzümü, bakın ben şöyle daha önceden hazırlamıştım, şöyle bir litre suya bakın bir avuç kuru üzümü bu şekilde bir litre sıcak suya ısladım. Şöyle de göstereyim arkadaşlar bakın rengi de hafif dönmeye başladı gördüğünüz gibi. Bunu ne bir ezeceğim ne bir işlemi yapacağım bu şekilde sadece sıcak suda bir avuç kuru üzümü beklettim arkadaşlar. Bakın 1 litre suda. Bildiğimiz kuru üzüm. Kuru üzüm besin açısından ve vitamin açısından çok faydalı, çok şifalı bir yiyecektir arkadaşlar. Ve bu aynı zamanda da çiçeklerimiz için çok önemli. Özellikle böyle açmayan çiçekleriniz var ise ya da büyümeyen çiçekleriniz var ise muhakkak iki ayda bir bu şekilde 1 litre suya şöyle 1 litre suya kuru üzümü ıslayın ve bu suyu çiçeklere verin arkadaşlar. Şimdi ben bu kürümü çiçeklere sizle birlikte vereceğim. Şöyle su aparatımı alayım. Geçenlerde bir takipçi sormuş. Bu şişeyi nereden alıyorsunuz? Çok güzel, çok hoş diye. Ben bu şişeyi, bunu yağdanlık arkadaşlar. Üstünde de yazıyor bakın. Yağdanlık, sosluk. Milyonculardan almıştım. Ben geçen sene milyonculardan almıştım. Ve bu şekilde çiçeklerimi sulamak için kullanıyorum. Öncelikle şöyle kuru üzümümü çekeyim. Bakın şöyle ee, biraz dibinde su var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben şöyle daha önceden ıslanmış olduğum kuru üzümümün suyunu bu şekilde şişeme çekiyorum. Şöyle şişemin ağzını da kapatıyorum. Bunu sardunyalara verebilirsiniz. Yılbaşı çiçeklerine verebilirsiniz. Evde hangi çiçeğiniz büyümüyor ise hangi çiçeğiniz açmıyor ise iki ayda bir bu şekilde bir avuç kuru üzümü ıslatıp bir litre suda tüm çiçeklere verebilirsiniz arkadaşlar. Bakın benim şöyle kürüm hazır gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Öncelikle parlak Mustafa çiçeğini veriyorum. Hani derler ya doya doya kana kana veriyorum arkadaşlar. Hani sürekli vermediğimiz için bu kürü iki ayda bir vermekten hiç korkmayın. Ve çiçeklerinizi tam bir coşturacak kür arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi cam güzeline de veriyorum. O benim kızıma şifa olsun. Şurada diğer cam güzelime de vereceğim arkadaşlar. Bakın şu tomurcuktaki olanı da. Hani cam güzeli çiçeğin büyümüyor ya da herhangi bir çiçeğiniz olabilir. Çiçeğin büyümüyor ya da açmıyor diyorsanız bu kürden muhakkak iki ayda bir verin arkadaşlar. Bakın bu şekilde kuru üzümlü suyumu çiçeklerime verdim. Ben bu kalan e, suyumu da yılbaşı çiçeğine vereceğim arkadaşlar şimdi. Evet çiçeklerimize iki ayda bir bu şekilde kuru üzümlü suyu verebiliriz arkadaşlar. E, mesela ben bu ay bunu verdim ya önümüzdeki ay muhakkak sulama suyuna ya birkaç damla limon sıkarım e, ya da birkaç damla portakal sıkarım arkadaşlar. Bunu da önümüzdeki ay yaparım. Yani her ay aynı kürü aynı vitamini yapmayalım. Mesela her ay kuru üzümü vermeyelim. Her ay portakal suyunu ve hatta limonu vermeyelim arkadaşlar. Üstünde muhakkak birkaç ay geçsin. Mesela ben şimdi şöyle üzümlü kür uyguladım ya çiçeklerime. Üstünden iki ay geçireceğim arkadaşlar. Yani ben şimdi bunu Ocak ayının sonunda yaptıysam Şubat ayının sonunda da limonlu kür uygularım. Nisan ya da Mayıs gibi bir kez daha uygularım. Zaten yazın çiçeklerimizin hiçbir küre ihtiyacı yok arkadaşlar. Yazın olan vitaminini olan kürünü güneşten aldığı için yazın kürlere ihtiyacı yok arkadaşlar. Dilediğimiz şekilde çiçeklerimiz büyür zaten. Evet şöyle bugün sizlere üzümlü kürden bahsettim. Bu şekilde cam güzeli kızıma verdim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Mevlana diyarından hepinize kucak dolusu selamlar. Şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.